hangi noktalara değinmişler? Mesela uzaktan eğitim, çocuklarımız o uzaktan eğitime erişebiliyorlar mı? İşte sokakta çalışan çocuklarımız, sonra işte çocuk gelinler, bunu da hatırlatarak aslında eğitim bize çok uzak demekte bir karikatüristimiz Kürşat Coşkun. Devam edelim. İşte bakıyorsunuz sağlık çalışanları, yine Sabah gazetesi manşetinde bir doktorumuz ve doktorumuzun en büyük hayali kızıyla seyahate çıkmak, belki dünya turuna çıkmaktı. Ama bu süreçte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ve şimdi sağlıkta şiddeti anlatan bir karikatür. Ve İsmet Lokman tarafından çizilmiş bir karikatür. Bir tarafta sağlıkçılar her şeye rağmen başlarında işte silah, burada bir metafor olarak gözükmekte, yaşamları pahasına insanlara, karşılaştıkları şiddet pahasına insanlara sağlık hizmetini vermeye çalışıyorlar. Doktorun elinde de sadece ateşi ölçen o termometre var. Evet, işte yine okullar meselesi. Çocuklarımızı okullara gönderebilecek miyiz, göndermeyecek miyiz? Mehmet Selçuk tarafından bütün herkesteki verilerdeki o tedirginliği yine karikatürüne yansıtan bir isim Mehmet Selçuk. Bir tane daha paylaşalım. Ve doktorlarımızın elleri kolları bağlı durumda, stetoskop işte ellerini kollarını bağlamış ve gözlerinin önünü göremiyorlar. O kadar çok çalışıyorlar ki artık gözlerinin önünü göremiyorlar. Bu karikatürümüz de İbrahim Tunca'ya aitti. Bir tane daha var, onu da paylaşalım. Yine uzaktan eğitim İsmet Lokman, dağ başında çocuklar köylerde eğitime ulaşmaya çalışıyorlar. Bunun biz reel olarak nasıl yaşandığını işte Hakkari'den anlattık, Ankara'dan anlattık, İstanbul'dan anlattık. Bir cep telefonuyla 7 kardeşin nasıl eğitim almaya çalıştığını, çabaladığını anlattık. İşte bu da onun karikatürize edilmiş halidir. İsmet Lokman tarafından elinde bir tane telefon ya da tablet, çocuklar EBA'ya ulaşma çabası ve çocuklar orada parmaklarını kaldırıyorlar. Karikatürlerle birlikte gündemi hatırladıktan sonra tekrar bir döneyim.